Şimdi nafaka olayı. Ya, istinaf onaylamıştı. Şimdi Yargıtay'a gitti. Bugünkü gazetelerde de var. O zaman şey demiş Cem Yılmaz'ın avukatı. O zaman annesi de 10 bin dolar versin çocuğa. Evet, şey diyor, hani bir çocuğun bu kadar masraf olur mu? Çok yüksek nafaka ödüyor Cem Yılmaz demiş. Madem öyle çocuğa yatırım yapılıyorsa anne de 10 bin dolar çocuğa bir de bu karar yatırsın diyor. Kur bayağı düşüktü değil mi? Çok düşük. Ya ilk başta evet, tabii ilk çok çok düşüktü çok canım. Düşüktü. Ya şimdikiyle kıyaslayalım. 10 bin dolar kararı verildiğinde tabii, çok tabii, işte 60-70 bin liraya geliyordu. Ama tabii o belki şöyle hesaplanıyor. Servetiyle, geliriyle, sabit geliriyle hesaplanıyor. Hı-hı. Zaten o itiraz edilmişti, istinaftan da dönmüştü. Şimdi yeniden itiraz etti Yargıtay. Ana noktalarından biri de şey, yani Cem Yılmaz kira gelirlerini ya da diğer gelirlerini dövizinden kazanmıyor, Türk lirası üzerinden kazanıyor. Neden nafakayı dolar üzerinden veriyor diye özellikle ona itiraz ediyorlar. Ama işte o mahkeme sürecinde herhalde bütün irdelendi geliri, gideri. Sen biraz anlıyorsun. Yani anne ödüyor mu hiç nafaka? Anne böyle bir şey yapıyor mu? Yani kadın yapıyor mu? Eğer velayet babada olursa ondan da iştirak nafakası istenebiliyor. O zaman kolayı var, velayetini talep etsin çocuğun. Değil mi? Cem Yılmaz. Cem Yılmaz ilk boşandığında madem ne 10 bin dolar vermek istemiyor. Ne istiyorsa verdi hatırlarsınız. Tabii hiçbir şey olmamış evet, hatırlarsanız. O evi de vereyim, bu evi verdi. De vereyim, şu binayı da vereyim, bu ne istiyorsa. Şimdi tabii kurun böyle yükselmesi. Kurun yükselmesine bir de Ahu Yatun'un hayatında zaman zaman birinin de olması herhalde. Vakit geçti, yıllar geçti. Oğlu Kemal çok fazla babayla da vakit geçiriyor. Cem Yılmaz bütün masrafları karşılıyor evet. Zaten. Hani Cem Yılmaz'ın dedi ki ben ne yapıyorum dedi. Derdi yani ben o kadar para veriyorum ne oluyor paralar? Ben zaten o bütün masraflarını zaten velayetin diyor. Olduğu taraf anne ya da baba ebeveyn o paraların ne olduğuna dair mahkemeye zaten belgeler sunuyor ve nereye harcandığını belgeliyor. Belgelemek durumunda o zaman zaten. 10 bin doları belgeliyor. Ah ya tu. Belgeliyor mu? Yani Cem Yılmaz bu kadar itiraz ediyorsa... Mehmet senin diyalogların var işte Cem Yılmaz'la da Ahu Yatur'la da. Velayetini alsın madem öyle. İstemiyor mu velayetini? Ama Ahu'nun vermek vermez istemez. Yaşabilirler ya mi? Şimdi ya onların arasında... Öyle bir sıkıntı değil de bu başka işte. Mehmet'in dediği durum gibi bir durum var. Yani hani bu kadar zaten ben her şeyini karşılıyorum. Yani Kemal'in neyini eksik ediyordur ki? Şimdi 10 bin doları nasıl faturalandırabilir ki? Yani çok ya nasıl kadar, belgelendirebilir Kemal'in ki? O kadar masraf hani olur okulu, mu ki masraf hani kuaförü, olsun? Onun adına özel yapılan, hocaları... Onun adına yapılan yatırımlar olarak olabilir. Hani Cem Yılmaz da fazla yapıyordur. Şimdi onu dengelemeye çalışıyorlar. Bence bu sonuçlanacak ve... 10 bin dolar daha da düşecekmiş gibi düşecek geliyor mi, bana. Ya belki Türk lirasına ama... çevirirler. Yani. Çünkü peşini bırakmadı bu sefer Cem Yılmaz bu olayı. Devam ediyor. Biraz inatlaşma var burada. Evet. Yoksa yani kimse, yani Cem de Ahu'nun bilmiyor mu Cem'in Kemal'in herhangi bir şeyini eksik bırakmayacağını. Ama bu erkekler bu nafaka olayından şikayetçi. Zaman zaman ana haberlerde de sokağa çıkıp mikrofon sürekli uzatıyorlar. Sürekli nafaka diye bir şeyden şikayetçiler. Ayak boyu nafaka olur mu diyorlar. Ama çocuğa ödenen rakam, iştirak tabii... nafakasıyla ayrıldığın eşe ödenen nafaka karar, farklı. Bir karar çıkıyor gibiydi. Hani 10 sene evli kaldıysan 10 sene nafaka. O girdi mi yürürlüğe öyle bir şey hayır henüz yok. Onunla yok. İlgili çalışmalar var ama mesela şöyle şikayetler de var o konuda toplumda da işte yıllardır böyle bir tartışma var. İşte 2 ay 3 ay evli kaldım yıllardır nafaka ödüyorum diye. Tabii bu da şimdi orada esinin tartışmalı başka esinin bir boyutu. Alanına giriyoruz. Böyle evlilik yapan arkadaşlarımız var değil mi? Bir evleneyim 3-5 ay bir de çocuk yaparsam. Bunu sık sık yazıyorum maalesef. Emeklilikte ben evliliğe takılanlar o evlilik ondan sonra bir ben ömür hayatı burada. Esin çok yazıyordu onun için sorayım. Evcinslerime çok kızıyorum ve çok sinirleniyorum. Şık bir şey, hoş bir şey değil, inandırıcı bir şey değil. Bütün evliliğe, aşka, ilişkiye, her şeye inancı... Saygıyı yitiriyor İş bence. İş yeri gibi bakıyor. Ben bir aynen. Evlilik işine diyor ki, gireyim de oradan bakarız diye. Ben zengin evleneyim bir de çocuk yapayım. Hani 2 sene evli kalayım. Sonra nafaka alayım. Çocuğumu onu alayım. Ev alayım. Bark alayım. Keyfime bakarım. Ya bu mantıkta çok var. Hatta Nişantaşı'nda bir kafede 16 yaşında kızına bu öğütü veren bir anneye bile şahit oldum. Bunlar çok sevimsiz. Yani hem inandırıcılığı tamamen kaybediyor.
gerçekten ihtiyacı olan insana da inandırıcılığı kaybediyor bence. Yani bu, zenginleşme aracı olarak. Evet, çok çirkin. Ondan sonra şey. İşte Esra'nın geçen söyledi, Türkiye'de ortalama nafaka 350 lira ki bunun da %50'si 170. ödenmiyormuş evet, yani. Yani hani 300 lira, 500 ama liradan işte bahsediyoruz. Ama işte o kadar inandırıcılığı her şeyini yitiren bir yani şey. Cem Yılmaz'ın oğluyla ilgili bu kadar paya konusuna girmesi... mutlaka altında iyi bir nedeni vardı. Yoksa Cem Yılmaz yani bu kadar diyetmezdi. Ya Cem yapmaz ama Ahu'nun da bir orta noktada buluşmaması kafaları bir inatlaşma var aralarında. Bizim bilmediğimiz ikisi yani. Arasında bir evet. inatlaşma olduğu ortada. Yani evet. yoksa Ahu da çalışıyor, paraya ihtiyacı yok ve Cem Yılmaz çok ciddi mal verdi gerçekten ona. Yanlış mı biliyorum? Yok, doğru söylüyorsun. Yani, orada işte paya neye gidiyor? Evet. Anladığım kadarıyla bu paya, yani Kemal'in o kadar masrafı olamaz. Yani yatırım yapıyorlardı mutlaka. Yani banka onun hesabına paya yatıyorlardı zaten belki. Valla Kemal nasıl bir okula gidiyor ya? Velayeti alan ebeveynin bunu özel okullar belgelendirmesi yani. Gerekiyor. Ayrıca bu dava sürecinde de olmuştur. İşte belgelendirmede herhalde hocalarını, kuaförünü... arada şimdi gitti, zaten masrafları falan gösteriyor herhalde. İstinafta da Ahuhan lehine bir karar çıkmıştı değil mi en evet. son? Evet, evet. Şimdi demek ki bir belgelendirme orada yeterli delilleri sunmuş. Demiş ki böyle bir masraf oluyor. Yanlış bilmiyorsam Emine ile Mustafa Sandal arasında da bu sıkıntı evet. hala devam ediyor değil mi? Ben yani son, yok Emine Hanım şey dedi, bıktım artık usandım, nafakadan vazgeçtim demedi de nafaka konusunda artık konuşmak istemiyorum dedi. Yani, ödenmediğine dair iddiada mı? Ödenmediği için şikayette bulunmuştu. Onu almak da o kadar zor ki. Niye? Ödenmeyen nafaka. Evet, bir hukuk mücadelesi vermen gerekiyor. İşte hem para harcaman gerekiyor o nafakayı alabilmek için, ödenmeyen nafakaları almak için. Ama elinde sonunda alınıyor mu? Elinde sonunda ne oluyor? Aziz mi gidiyor? Aylar aylar sürüyor. Aziz mi gidiyor? Eve, yani. Tabii. Evet ama onun bir uzunca bir süreci oluyor. Var. Evet. Uzunca bir süreci var. Bir de ceza davası ya. Açılıyor. Evet çok sevimsiz. Bir de ceza davası açılıyor. Onun da bir 10 günlük tazikatı var. Bir de bu çocukların önünde yapılırsa çok daha korkunç ve sevimsiz bir olay. Tabii şimdi Kemal okuma yazma biliyor, televizyon izliyordur, işte mutlaka internetten görüyordur. Asıl Kemal'i düşünmek lazım. Ya okula gittiğinde tarafında... arkadaşları bile o annem baban yine anlaşamamış dese. Tabii. Derler biliyoruz yani, ya işte çocuklar bu akran zorbalığı dediğimiz şey bu. Çocuk onun kötü bir şey olduğunu düşünmüyor. Ama çok, anne babanın konuşmasını yapacağım. Duyuyor zaten evde. Vallahi işte umarım olur. Şimdi yeni bir aşamaya taşınmış, Yargıtay'a taşınmış Cem. Bakalım oradan ne çünkü karar çıkacak. Çünkü bizim insanımızda şey vardır ya hani o kısır günleri dediğimiz ya da buluşmalar, altın akşam günü. Yemekleri, altın günü. Günü bile işte kısır yaptı. Altın da biraz paradan bahsediyor. Cem Yılmaz'ın oğlu da bizim okulda çocuğun okul arkadaşı. Hmm. O muhabbetle işte bunların da hala nafaka çocuğun kulağına yerleşiyor. Bir gün sonra da Kemal'i görüp ne oldu ya senin anne baba hala anlaşamamış. Ne oldu sizin nafaka parayı vermiyorlar mı dese bitti işte çocuk.